Bu hareketi hiçbir zaman beceremeyeceğim. Pes ediyorum. Hey Ace, gel sana bir hikaye anlatayım. Bir gün televizyonda harika hareketler yapan birini gördüm. Ve sonra buraya geldim, şehir kulübüne. Buraya mı? Evet, burası benim bir nevi yuvam sayılır. Neyse, hareketi çalışmaya başladım. Hem de her gün. Peki hareketi öğrenmen ne kadar sürdü? Henüz öğrenmiş sayılmam. Ne? Sen mi öğrenmedin? Evet, ama hala üzerinde çalışıyorum. Belki bir gün. Senin başladığın yerde başladığıma inanamıyorum Shakes. İnan. Süper Borcular. Süper Borcular. Borcular. Ortalık yıkılıyor. Buranın var olmadığı bir hayatı düşünemiyorum. Ha? Bu da ne iş şimdi? Ha? Sana söylemediler mi? Burası yıkılıyor. Yıkılıyor mu? Hayır. Ama kim yapıyor bunu? Yenilmezler takımı şehir kulübünü satın almış. Ve Vince ile Scar'a orayı yıkacak. Yani belki çocuklar için daha büyüğünü inşa ederler değil mi? Zengin atletler için bir güzellik salonu inşa edecekler. Hey, ne kadar manikür yapıyorlarmış? El Matador. Tamam, hiç hoş değilmiş. Artık tatile çıkabilir miyim? Havalı Joe'dan size bir tavsiye. Bu akşam kameraların önünde sakin kalın millet. Evet, kimsenin şehir kulübünden bahsetmesine izin verme. Ve Vince'in orayı yıkıp yerine... Pekala, tatil vakti. Çok doğru. Rahatlayın ve tatilinizin tadını çıkarın. Haftaya Yıldızlar Dostluk maçında görüşürüz. Bu maçlar her zaman eğlenceli olur. Önümüzdeki hafta Süper Golcüler Yıldızlar'la oynayacak. Süper Lig'in en iyilerinden oluşan bir kadro. Sıradaki konuğumuz maç hakkında görüşlerini bizimle paylaşacak. Pekala, sakin ol. Onu çok seviyorsunuz. Karşınızda Shakes. Merhaba. Merhaba millet. Sağ ol Rab. Evet Shakes. Yıldızlar maçı. Süper Lig'in en iyi 11 oyuncusunun karşısında... Yıldızlar mı? Güzeldi. Ama şaka bir yana Shakes, birçok kişinin görüşü kazanamayacağınız yönünde. Yıldızlar bu yıl gerçekten de çok güçlü ama hepimiz maçın tadını çıkarmak istiyoruz. Önemli olan skor değil, önemli olan taraftarları eğlendirebilmek. Eğlenceden bahsetmişken sürpriz bir konuğumuz var. Öyle mi? Önümüzdeki hafta Yıldızlar takımında oynaması bir yana, ligdeki takımı geçen sene Süper Golcüleri oldukça zorlamıştı. Hanımlar ve beyler, Yıldızlar takımının kaptanı Scar'a. Sen! Senin burada ne işin var? Sen! Orada ne yapıyorsun? Sizi bir araya getirerek maç hakkında sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Sakin ol. Ne diyebilirim ki Rab? Yıldızlar süper golcülere sahanın tozunu yutturacak. Yani güzellik salonu bu. Belki bu işleri düzeltmem için bir fırsat olabilir bu. En güçlü takıma sahibiz. Süper golcülerin hiç şansı yok. Gerçekten emin misin Scar'a? Elbette eminim. Ne kadar peki? %500 eminim. Pekala. O kadar eminsen şehir kulübü için oynamaya ne dersin? Scar'a, tam olarak ne kadar eminsin? Dikkat et Scar'a. Vay canına. Sen ciddi misin? Ne o, yoksa korktun mu? Hayır. Pekala, anlaştık o zaman. Pekala, maç akşam 4'te bitecek. Maçı kazanacağız ve senin şehir kulübün bir anda puf olacak. Evet, görünüşe göre bu dostluk maçı pek de dost canlısı olmayacak. Neden bu kadar gerginsin? Eğer bu kadar sorun olacaksa anlaşmadan geri döneriz. Hayır, geri dönemeyiz. Canlı yayında bir iddiaya girdin. Süper Lig'in alay konusu olacağız. Biz şehir kulübünü almalarının tek yolu Süper Lig yıldızlarını yenmeleri ve bu imkansız.
Kendilerini rezil edecekler. Bunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Ve Shakes de biliyor. Dua et de yıldızlar kazanmak için oynasın. Duydun mu? Kazanmak için. Shakes, takım arkadaşların tatildeyken böyle büyük bir iddiaya girmek için doğru bir zaman mıydı? Yorum yok. Süper golcüler bu hafta özel bir antrenman yapacak mı peki? Biz hazır olacağız. Çekilin. Çocuklar, hazır mısınız? Evet, evet. Bugün pek gününde değilsin dostum. Bizimkiler olmadan tuhaf geliyor değil mi Shakes? Seninle beraber antrenman yapsalardı daha güzel olurdu dostum. Evet, hatırlattığın için sağ ol Spence. Bekle, bizim için daha iyi bir antrenmanım var. Parmak idmanı. Üzgünüm, şu an tatildeyim. Sakın mesaj bırakmayın, asla geri dönmem. Hoşçakalın. Merhabalar dostlar ve dostaneler. Körfez'de muhteşem bir tatil geçiriyorum. Tropik adalar cennetinde sağdan sola uçarak... Alo, ben Havalıcı. Havalıcı, sizin hemen buraya dönmeni... Cidden tatilde telefonumu açacağımı mı sandın? Mesaj bırak dostum. Sende ne var? Sanırım yalnız başınasın. Ninja ve Kozmos'a teşekkürlerimi sunuyorum. Golcüler maçına hazırlanmamız için kapılarını bize açtılar. Size bayılıyorum. Lafı bile olmaz. Yıldızlar formaları fırından yeni çıktı. Şunu söylemek isterim ki bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Efsanelerden oluşan bir takım. Geçtiğimiz aylarda birbirimize düşmandık ama haftaya ortak bir düşmana karşı birlik olacağız. Süper golcüler. Ama bu dostluk maçı. Eğer bu maçta elinizden geleni yapmak için yeterli bir sebep değilse... Umarım son model bir spor araba yeterli olur. Yenilmezlerden ufak bir hediye. Önce kazanmamız lazım. Bastır Shakes hadi. Shakes. Yararı yok. Bunu tek başıma başaramam. Shakes dostum. Kaptan? Çocuklar. Şu an gevşemenin sırası değil. Evet, telefonu bulabildin mi? Şu kırmızı olan mı efendim? Bunu golcülerin yuvasına bağla. Bu bizim yıkım hattımız olacak. Peki efendim. Sonra? Saat 4'te maç sona erecek. Yıldızlar kazanmış olacak. Ve tam o sırada yıkım hattını kullanacağım. Doğrudan şehir kulübünü arayacak ve sonra talimatları vereceğim. Ve yıkım o zaman başlayacak. O sırada gülleler ilk yıkımlar için orada konumlanacak. Maç bittikten saniyeler sonra şehir kulübü tuzla buz olacak. Vay canına. Yıldızların kadrosu resmen canavarlarla dolu. Evet. Ligin bütün iyi oyuncuları beraberler. Ve elimizde onları yenmek için yeterli tecrübemiz var.
Bu sezonun bir noktasında bu oyuncuların hepsine karşı üstünlük sağladık. Evet, Meksika'da Los Santos'la karşılaştığımız zamanı hatırlayın. Ve Donaldo'yu alt edebilmek için Brezilya tarzını öğrenmiştik. Meda'yı yenmek için uçtuğumuz zamanlar bile oldu. Ve Liquido'yu Hydra'nın yüzen stadyumunda yenmiştik. Uber. Ve Scara. Onu da yenmiştik. Yıldızları yenebilecek bir takım varsa o biziz. Vay canına. Bize gerçekten çok fazla inanan insan var beyler. Harika. Bu maç Süper Lig puanları için oynanmıyor olabilir. Ancak bu kalabalığa bakılacak olursa bu Sheik's'in hayatındaki en büyük maç olabilir. Saat tam olarak 4'te. Eğer Yıldızlar kazanırsa Vince'in emriyle bütün yıkım araçları göreve başlayacak. Golcüler yuvasına çektiği yeni hatla yıkım işleminden sorumlu adamıyla doğrudan iletişim kurabilecek. Golcüler! Hiç vakit harcamayacak gibiler. Golcüler yuvasında maç günü. Bugün tribünler tıklım tıklım sayın seyirciler. Yıldızlarla dolu bu dostluk maçı pek dostane devam etmeyebilir. Bugün Sheik's ligin yıldızlarına karşı bahsi artırdı. Çok sevdiği şehir kulübünü kurtarmaya çalışacak. Doğru kelime deneyecek Mac. Saat tam 4'te. Eğer süper golcüler bu maçı kazanamazsa o şehir kulübü tamamen yerle bir olacak Mac. Bugünün iddiası adına yayınımızda şehir kulübünün canlı televizyon görüntülerini sizlerle buluşturacağız. Canlı görüntülerden bahsetmişken, şimdi karşınızda Vince'in görüntüleri. Görünüşe göre süper golcüler asrın takımıyla yüzleşmeden önce oldukça sıkı hazırlanmış. Evet, bu dostluk maçı hızlıca herkes için ciddi bir rekabete dönüştü. Hadi! Evet! İşte böyle. Üzerinde adınız yazan 11 tane spor araba var. Donaldo çalımlarıyla süper golcülerin başını döndürüyor. İşte Meda'nın meşhur uçan saldırısı. Yıldızlar kontrolü ele alıyor. Gol! Muhteşem bir gol! Donaldo'dan geliyor. Sanki süper golcüler Vince için numaraları tuşluyor gibi. Aklımdan ne geçiyordu ki? Bütün yıldızlar takımını nasıl yenebilirim ben? Sheik's dostum, senin bir şey yapmana gerek yok. Evet küçük dostum. Hepimiz her zaman senin yanındayız. Evet ve eminim bu kendini beğenmiş yıldızlar takımının hakkından gelecek bir şeyi bulacağız. Seni seviyoruz. Ve biz bu işte beraberiz değil mi? Biz kardeşiz ve görevimiz de dünyanın en iyi futbolunu oynamak. Ve o yıkılmak üzere olan şehir kulübü olmadan küçük Sheik's'ler ve küçük El Matador'lar futbol oynamayı nerede öğrenecek? Bu sezon oyunumuzu bambaşka bir seviyeye çıkardık. Bu gücümüzü kullanarak o şehir kulübünün şehir kulübü olarak kalmasını sağlayalım. Bir güzellik salonu olarak değil. İyiydin dostum. Evet. Zaten tırnaklarımı yaptırdığım bir yer var. Her şey mümkündür Sheik's. Bütün takım senin arkanda. 1, 2, 3 Süper Golcüler!
Yıldızların tecrübelerini birleştirmeleriyle süper golcülerin atağa çıkmak için bir mucizeye ihtiyaçları var. Birdenbire maçın ipini ellerine almayı başardı. Gol! Ha ha! Vay canına! İşte bunu kimse beklemiyordu. Harika bir gol. Evet, evet. İşte bundan bahsediyorum. Süper golcüler muhteşem bir çaba gösterdi ama maçın bitimine yalnızca 2 dakika kala beraberlik yeterli bir sonuç olmayacak. Artık saniyeleriniz kaldı süper golcüler. Sonrasında şehir kulübünüze vedalarınızı iletebilirsiniz. Dostum, bu tür bir müdahale yapmana gerek yoktu. Oynanmayan süre. Fırsatımız var. Maç akşam 4'te bitecek. Maçı kazanacağız. Ve senin şehir kulübün bir anda puf olacak. Hayır, bunu yapamaz. Maçın bitmesini beklemek zorunda. Oynanmayan süreyi beklemeyecek. Aha! Bir dakika daha süper golcüler ve sonra tık tık boom. Ya şimdi ya hiç. Şu an imkansızı başarmak için harika bir zaman. Yıkımı başlatın. Maçı kazandırıyor. Maçı kazandırıp şehir kulübünü kurtarıyor. Mac. Vince tuşa saat 4'te basmış. Hayır. Şimdi canlı yayın görüntülerine geçiyoruz. Yıkım alanındayız. Ben bakamayacağım Brenda. Süper golcüler başardı. İnanılmaz derecede güçlü olan yıldızları yenerek şehrin şehir kulübünü kurtardılar. Nasıl? Öyle güzel bir şeyi nasıl başardı? Evet anne, biliyorum. Çok güzel oldu. Spenza. Hayır, kapatmam lazım. Bu arada birinin gerçekten telefonu kullanması gerekiyordu. Telefonu ver bana. Alo? Çok geç dostum. Biz kazandık. Hadi.
Şimdi yıldızları görmeye hazır mısın? Bir, iki, üç. Süper Goyle!